Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Başta hocam olmak üzere muhterem hazirunu hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Sanıyoruz 7. yılı oldu KURAV'da. Bursa merkezde İslam tarihi seminerleri başlattık. Hazreti Peygamber dönemi, hatta cahiliye döneminden başlayarak Abbasilerin sonuna kadar geçen süreci 6 yılda tabi Ekim ve Nisan ayları arasında başlattık. 2 yıldır da Ashab-ı Kiram seminerleri, yani sahabe-i kiramın hayatı merkezinde İslam tarihi seminerleri başladı ve devam ediyor. 15 günde bir salı günleri. Bu salı pas geçtik. Haftaya inşallah Cafer-i Tayyar Habeşistan'daki Müslümanları Hazreti Peygamber adına temsil eden Cafer-i Tayyar'ın, geçen haftaki konumuz Hazreti Hamza idi. Programda da zaten bunlarla ilgili bilgilerimiz var. Yunus hocamızın KURAV'ın bereketini Mudanya'ya, buraya aktarma anlamındaki bu güzel hizmeti sebebiyle hocamızın inşallah Cenab-ı Hak gayretlerini, çalışmalarını ziyadesiyle mükafatlandırsın. Sizler de bu anlamda hocamıza destek olmanız sebebiyle tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak hayırlarınıza ziyadesiyle eklesin inşallah. Bizlerden de bir KURAV mensubu olarak, KURAV'dan istifade etmiş bir öğrenci olarak ve KURAV'a hizmet etme kendisine nasip olmuş bir hoca olarak burada da hizmet görmemiz anlamında bizlerden talepte bulundular ve biz de memnuniyetle kabul ettik. Tabii ben bu talebi kabul ettiğim zaman muhatap kitlemin kimlerden müteşekkil olacağını bilmiyordum. Genelde bizim Bursa merkezdeki öğrencilerimiz, büyük öğrencilerin diyorum hoca olmama sebebiyle, dinleyicilerimiz büyük oranda öğrencilerden müteşekkildi. Tabi burada daha ziyade ilmi profesyonel olarak alan değil de hayır anlamında da almak isteyen, bilgilenmek isteyen kardeşlerimiz var. Dolayısıyla her kitlenin ayrı bir formatı oluyor. Onlara ayrı bir şekilde konuları sunmak, ne yapabiliriz anlamda hala karar verebilmiş değilim, ama en azından hepimizin ortak bir konusu olsun diye Hazreti Peygamber üzerinde konuşalım, İlk sohbetimiz olsun diye söyledik. İnşallah bundan sonraki sohbetlerimizin formatını hocamız ve sizlerin veya ilgili görevlendirdiğiniz arkadaşlarla istişare ederek onlarla muhtevayı belirleriz diye düşündüm. Ve ilgili arkadaşımıza bir metin gönderdim. Metnin ana konusu Hazreti Peygamber'i nasıl tanımamız gerekir? Her Müslümanın Hazreti Peygamber'i tanımak gibi görevi var. Çünkü Hazreti Peygamber'i tanımadan iyi bir Müslüman olmak mümkün değil. Bu sebeple böyle bir konu üzerinde konuşalım diye düşündüm. Belki ilgilenirler anlamında metni arkadaşımıza gönderdim. Okunmuş olarak metin gelirse daha bereketli, istifadeli olur diye düşünüyorum. Ancak ben buradaki sunumumu hiç metin göndermemiş ve hiç okunmamış varsayarak, farz ederek sizlere aktarmak ve Hazreti Peygamber'i nasıl tanımamız gerekir sorusunu cevaplandırarak inşallah bu akşamı değerlendirmek istiyorum. Cenab-ı Hak başta şahsım, kendim olmak üzere bu sohbetten istifade etmeyi hepimize nasip eylesin. Müstefit olmayı nasip eylesin. Tabii Hazreti Peygamber'i nasıl tanımamız gerekir hususu bir anlamda İlahiyat Fakültesi öğrencilerine sunduğumuz konudur. Çünkü onlar da okullara gittiklerinde Hazreti Peygamber'i çocuklara öğretmekle görevli olacaklar veya toplum içerisine katıldıklarında toplumu bu anlamda önderlik edecekler. Bundan dolayıdır ki Hazreti Peygamber'i nasıl tanımamız, ikinci aşama Hazreti Peygamber'i nasıl tanıtmamız gerekir sorusu önemli. Belki bu iki sorunun da önünde daha da önemli bir soru var. Hazreti Peygamber'i niçin tanımamız gerekir? Bu belki bunlara da esas teşkil edecek bir soru. O sebeple niçin tanımamız gerekir? Nasıl tanımamız gerekir ve nasıl tanıtmamız gerekir gibi üç temel soru üzerinde konuşarak meramımızı anlatmaya çalışacağız. Şunu biliyoruz. Cenab-ı Hak yeryüzüne insanları gönderdiğinde onları kendi hallerine başıboş bırakmadı. Onlara kendisini hatırlatacak ve insanlıklarını hatırlatacak elçiler de görevlendirdi. Daha biz biliyor ve inanıyoruz ki yeryüzüne ilk gönderilen insan aynı zamanda ilk peygamberdi. Bu sebeple Cenab-ı Hak Hazreti Adem'den itibaren insanlara rehber olmak üzere ve kendi mesajlarını insanlara ulaştırmak ve kendisinin insanlardan neler istediyse onun istediği doğrultusunda yaşamalarını sağlamak amacıyla elçiler ve bu emirlerini yaşayan peygamberler gönderdi. Ama insanlar zamanla kendilerini unuttukları gibi yaratılış gayelerini de yaratanların da unuttular. Allah tekrar hatırlatmak amacıyla yeniden peygamber gönderdi. Bunların sayılarının 124.000'e kadar vardırıldığını biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de zikri geçen sayıları 25 civarında peygamberler var. Ama Allah şunu buyuruyor. Biz bir kavme peygamber göndermedikçe onları hesaba çekmeyiz. Dolayısıyla bizim bilmediğimiz beldelerde, bilmediğimiz kıtalarda mutlaka Allah'ın hidayet elçileri vardır. Ama biz Kur'an'da zikri geçenleri biliyoruz. Ve en son şunu biliyoruz. Allah Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi elçilerinin sonuncusu ve peygamberlerin sonuncusu olarak gönderdi. Ve bundan sonra yeni bir peygamber göndermeyeceğini de ifade etti. Bu sebeple kıyamete kadar insanlığın kurtuluşu anlamında yegane şansları Hazreti Peygamber'dir. Bundan dolayı biz Müslümanlar, Müslümanlıkla müşerref olmayan diğer insanlara göre hem şanslıyız hem de sorumluyuz. Şanslıyız çünkü son elçinin ümmeti olma şerefini Allah bizlere bahşetti. Sorumluyuz çünkü o son elçinin mesajlarını kendimiz öğrenmek, yaşamak ve bilmeyen insanlara göstermek ve ulaştırmak gibi de bir sorumluluğumuz var. Bu ciddi bir sorumluluk. İşte hem iyi bir mümin hem de Allah Resulü'nün iyi bir ümmeti olmak hem de bu ümmet misyonunu diğer insanlara ulaştırmak anlamında en önemli adım Hazreti Peygamber'i doğru bir şekilde tanımaktır. Çünkü Hazreti Peygamber'i doğru bir şekilde tanımadan iyi bir ümmet ve iyi bir Müslüman olmak mümkün değildir. Bundan dolayıdır ki biz Müslümanlar Hazreti Peygamber'in hayatını en doğru bir şekilde öğrenmekle sorumluyuz. Hazreti Peygamber'in hayatıyla alakalı pek çok kitap yazıldı. Hatta hakkında en çok kitap yazılan beşer ve insandır Hazreti Peygamber. Ve bu yazma devam edecektir. Çünkü insanların Hazreti Peygamber'i tanıma anlamında ihtiyaçları kıyamete kadar bitmeyecektir. O zaman biz Müslümanlar Hazreti Peygamber'i niçin tanımamız gerekir anlamındaki soruyu cevaplandırırken çünkü biz Müslümanız. Ve Müslüman olarak kalmak ve Müslümanlığımızı diğer insanlara da ulaştırmak anlamında hem kendimizi kurtarmak hem neslimizi kurtarmak hem de insanlığın kurtuluşuna vesile olmak anlamında Hazreti Peygamber'i tanımaktan başka bir çaremiz yoktur. Hazreti Peygamber'i tesadüfi bilgilerle ve tevafuki değerlendirmelerle tanımak yerine esaslı bir şekilde tanımamız gerekiyor. Peki Hazreti Peygamber'i tanımak anlamında ilk atmamız gereken adım nedir? Hazreti Peygamber'i bize en güzel şekilde tanıtan ilahi kitaba müracaat etmektir. Maalesef siyer söz konusu olduğunda, Hazreti Peygamber'in hayatı, sireti söz konusu olduğunda insanlarımızın elinde bulunan kitaplara, siyer kitabı olarak anlatılan kitaplara baktığınızda pek çoğunun Hazreti Peygamber'in esas tanıtılması için kaynak olan Kur'an-ı Kerim'den nasibinin olmadığını görüyorsunuz. Yani piyasada satılan kitaplara baktığınızda bilhassa Kutlu Doğum haftalarında bunlardan çok daha da görürsünüz. Pek çok siyer yazarının ortaya çıktığını görürsünüz. Hatta hiç kitabı olmadığı halde tek kitabının siyer olan yazarlar da görürsünüz. Fakat elinize aldığınızda kitapta bir tanecik ayet görmezsiniz. Üstelik bu ayet kitabı süslemek amacıyla yazılan bir özlü söz değil. Bazen gazete köşelerinde okursunuz, işte günün sözü anlamında. Bazen metinle alakalıdır, bazen alakasızdır. İşte köşe yazarı o köşeyi doldurmak için bir şey bulamaz, günün sözü diye bir yerlerden ekler. Hayır, siyerdeki ayetler bu anlamda kitabı süslemek değil, esasıyla alakalıdır. Yani şu binanın, bu binayı bir siyer olarak, Hazreti Peygamber'in hayatını anlatan bir kitap olarak düşünürseniz ayetler direk ve sütunlar mesabesindedir. Niçin? Çünkü Kur'an ayetlerinde doğrudan Hazreti Peygamber'e hitap eden, adı ile hitap eden, nebi olarak sıfatıyla hitap eden, Resul olarak sıfatıyla hitap eden ayetlere baktığınızda onlar doğrudan siyerin temel malzemesini teşkil eder. Hatta sureler içerisinde ayetlerin sırayla zikredildiğini gördüğünüzde burada mesela Bedir Savaşı'nın estantanelerini, Bedir Savaşı'na katılan Müslümanların ve hatta müşriklerin psikolojilerine tahlil eden ayeti kerimeler var Enfal Suresi'nde. Savaşın niçin gerçekleştirildiğini, hatta Müslümanların Ebu Süfyan'ın getirmiş olduğu kervanı önce murad ederlerken Allah hayır siz kervanı istediniz ama ben sizin o müşriklerle hesaplaşmanızı murad ettim anlamında. Müslümanların akıllarından, zihinlerinden neler geçtiğini ama gerçekle karşılaştıklarında neler düşündüklerini, efendim Ali İmran suresine gittiğinizde Ali İmran suresinde Müslümanların o okçuların vazifelerini yerine getirmemeleri sebebiyle yaşadıkları şok ortamını, ne oluyoruz dediklerini dahi anlatan ayeti kerimeler varken Uhud Savaşı'ndan bahsettiğinizde hiç o ayetlerden bahsetmeyen, hiç o ayetleri referans göstermeyen siyerin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Yani meşru değildir. Muteber olması da mümkün değil. Bundan dolayıdır ki bizler Hazreti Peygamber'i tanımak istiyorsak veya Hazreti Peygamber'i tanıtan eserler, kitaplar meydana getirmek istiyorsak önce temel malzemenin, temel kaynağın ayetler olduğunun farkında varmamız lazım. Şayet içinde hiç ayet olmayan bir siyer kitabı elinize geçtiyse bilin ki o bir romandır. Edebi bir roman filan da değil. Yani ehil olmayan bir insanın, niçin ehil diyorsunuz? Çünkü ehil olan insan yaptığı işte esas malzeme, esas kaynak üzerinde olur. Yani makarna pişiren bir insan gidip de dışarıdan yeşillik topluyorsa bilin ki o size makarna yapmayacak demektir. En basit anlamıyla söylüyorum. Veya o işi bilmiyor demektir. Bundan dolayı Hazreti Peygamber'i tanımak o kadar önemlidir. Hazreti Peygamber'i tanımak için ehil olmayan insanların yazdığı kitaplar veya ehil olmayan insanların televizyonlarda anlattığı hikayelerle Hazreti Peygamber'i tanıyamazsınız. Hazreti Peygamber Allah tarafından bize Kur'an'da tanıtılmıştır. Nitekim onun ahlakı, onun edebi de yine Kur'an merkezlidir. Nitekim Hazreti Ayşe'ye sorduklarında Hazreti Peygamber'in ahlakı nedir, nasıldı, ne dersin dediklerinde siz Kur'an okumuyor musunuz der. O sebeple siyer, Hazreti Peygamber'in hayatı ve Hazreti Peygamber'in tanınması ve doğru tanınmasının temel kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Şunu söylemiyoruz. Efendim, İslam'da ne istiyorsanız hepsi Kur'an'da vardır. Sünnete, efendim, diğer kaynaklara ihtiyaç yoktur anlamında genellemeci, salt Kur'an merkezli bir bakış açısı söylemiyor. Söylemek istediğimiz şu: siyerin temel esaslarını ve kaynaklarını mutlaka ve mutlaka Kur'an-ı Kerim oluşturacak. Yani ölçümüz Kur'an olacak. Tabii ondan sonra siyerin diğer kaynakları, hadisler, Hazreti Peygamber'in söyledikleri, Ashab-ı Kiram'ın bize anlattıkları, ama hadisleri de mutlak anlamda bilgi olarak kullanabilmek için öncelikli olarak Kur'an ayetleriyle tenakuza uğrayıp uğramadıkları. Yani ölçümüz yine Kur'an olacak. Niçin? Çünkü Kur'an Allah garantili bir kitaptır. Kur'an Allah tarafından korunacağı vaat edilmiş olan bir kitaptır. Ama sünnetin, hadislerin böyle bir garantisi yok. Sünnet ve hadisler ancak Müslümanların kendi gayretleri neticesinde oluşturulmuş metinlerdir. Bundan dolayıdır ki her bulduğunuz hadis ile amel etmek, her bulduğunuz hadisi mutlak doğrudur diye kabul etmek mümkün değil. Hatta hadis müelliflerinin kendilerinin bu anlamda tasnif ettikleri hadis çeşitleri var. Yani A imamının sahih dediği hadise bir başka imam sahih demiyor. Çünkü kendilerinin bir usulleri ve üslupları var. Hadisleri bir kenara bırakalım, hiç kimse demez bunu. Dememiz de doğru değil. Temel ikinci kaynaktır. Ama hadisler Kur'an-ı Kerim'e yardımcı kaynaktırlar. Hiçbir zaman rivayet edilmiş olan bir hadis bir ayetin alternatifi olamaz. Hadis ancak Kur'an'ın açıklanması anlamında yardımcı bir bilgidir. Nitekim Hazreti Peygamber'in kendisi bile dinin gönderilmesinde ve indirilmesinde Allah'ın alternatifi bir bilgi kaynağı değil, Allah'ın emir ve yasaklarını kullara bildirme konumundadır. Hazreti Peygamber'in dahi kendisinin haram ve helal ortaya koyma konusunda bir yetkisi yoktur. Tevhid inancı mutlak anlamda otorite Cenab-ı Hak'tır. Hazreti Peygamber'in vazifesi ondan gelen emir ve yasakları insanlara ulaştırmak ve emir ve yasakların veya o hayatın nasıl yaşanacağını bizzat kendisi göstermekle bu anlamda yükümlüdür. Kelime-i Şahadette Allah'ın yeri de Hazreti Peygamber'in yeri de bellidir. Abdühü ve Rasuluhudur. Yani o bir bizim gibi kuldur, beşerdir. Ama onun misyonu, görevi Allah'ın emirlerini ulaştırmak anlamında. Bize düşen işte o risaletini nasıl gerçekleştirdiğini görüp, nasıl yaşandığını görüp onu kendimize örnek almak suretiyle ancak Hazreti Peygamber'i bu şekilde tanıyabiliriz. Hulasa, Kur'ansız ve Kur'an ayetleri olmadan Kur'an'ın bize gösterdiği peygamber tasavvurunu merkeze koymadan Hazreti Peygamber'i doğru tanımak mümkün değil. Bundan dolayıdır ki elimize aldığımız siyer kitaplarını, kaynaklarımızı mutlaka acaba bunlar temel esas olarak ayetlerden istifade etmiş midir, etmemiş midir? Bu birinci aşamadır. Ve namazdaki abdest kadar önemlidir. Yani abdest ne kadar önemliyse, daha doğrusu abdestsiz namaz mümkün değilse, ayetlere ve Kur'an'a referans göstermeden anlatılan bir siyer konusu, yazılan bir siyer metni ve makalesi, telif edilen bir kitabın hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Bundan dolayıdır ki zaman zaman işte kitap fuarlarında efendim siyer kitabı yazmış ve imzalaması için orada bekleyen insanlara gittiğinizde sorun, kitaba bakın, nerelerden faydalandınız? Mesela Uhud Savaşı'ndan bahseden bölümlerine bakın, hiç ayet, Ali İmran'dan, Kur'an-ı Kerim'den ayetler var mı? Yapacağınız, diyeceksiniz ki bu niye böyle yazdınız? Kur'an'dan hiç bu olaylardan bahseden ayetler yok mu? Veya Huneyn Savaşı'ndan bahseden ayetler yok mu? Veya Hucurat Suresinde Hazreti Peygamber'in huzuruna gelen elçilerin hicretin 9. ve 10. yılında gerçekleşen Senetü'l-Vüfud dediğimiz elçiler adım adım ve ra'ayten nase yedhulun fi dinillahi efvaca ayeti kerimesinde ifade edilen fevç insanlar İslam dinine giriyorlar. Kabileler gelip Allah Resulüne yanına geldiklerinde tabi bedevi, peygambere nasıl davranacağını bilmeyen insanlar. Çık Muhammed, bak biz geldik. Niye bizi karşılamıyorsun anlamında. Yani niye kırmızı halıyla bizleri karşılamıyorsun anlamında kaba davranan bedevilere karşı Hucurat Suresi onlara adab-ı muaşeret öğretiyor. Cenab-ı Hakk'ın gücüne gidiyor. Peygamberine karşı bu tür kaba davranışlarla. La terfa'u esvatekum fevka savtin nebi. Niye bağırıyorsunuz? Sesiniz peygamberin sesinin üzerine çıkmayacak. Bu tabi o bedevi insanlara Cenab-ı Hakk'ın tepkisi olarak ortaya çıkıyor ama bize dönük o ayetlerin tarafı da var. Ne demek? Evde çocuk babasından fazla sesini yükseltmeyecek. Aynı zamanda bir adab-ı muaşeret dersi veriyor. Hucurat Suresi. Tarihi bağlamında Senetü'l-Vüfud elçiler yılıyla alakalı ama evrensel bağlamında o ayetler hepimize ayna tutuyor. Sesinizi yükseltmeyeceksiniz. Minnet etmeyeceksiniz. Yemunnûne aleyke en eslemû kullâ temunnû aleyye islâmekum. Diyor ki Cenab-ı Hak, onlar sanki Müslüman olmuşlar, sana lütfetmişler efendiler. Senin başına kakıyorlar. Dinine girmiş olmaklığıyla sana sanki iyilik yapmışlar gibi. Hayır. Bellahu yemunna aleykum en hedâküm. İlla biri birine minnet edecek, başına kakacaksa esasında Allah'ın o bedevilerin başına kalkması lazım. Siz çölde fare yeme peşinde koşan bedevilerken Allah sizi derecelendirdi ve sizi aziz kıldı. Ama Allah yapmıyor böyle. Yani zımnen Allah diyor ki ey Nebim, esasında biri birine minnet etmek istese senin onlara minnet etmen gerekir. Şimdi bu kadar açık, bu kadar hayatın içerisinde ve bu kadar bize mesajlar taşıyan ayeti kerimeler varken bunları dikkate almadan Hazreti Peygamber'in hayatını yazmaya kalkmak veya yazanlar kendilerince bir eksiklik gerçekleştiriyor ama bunlar olmadan Hazreti Peygamber'in hayatını okumak ve anlamak mümkün değil. Neden? Çünkü Allah'ın çizdiği bir peygamber var. Allah'ın çizdiği ve gösterdiği ve örnek olarak gösterdi. Ahirete inananlar için onda sizin için örnek vardır dediği peygamber Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da. Peki her şey Kur'an'da, hayatının her anı var mı? Hayır. Temel esaslar var. O sebeple Hazreti Peygamber'le ilgili olarak ona atfedilen, onun hayatı, yaşayışı, davranışlarıyla alakalı atfedilen hiçbir ayet-i kerimeyi göz ardı etmeksizin Hazreti Peygamber'in hayatını kurguladığımız siyerin temeli bu ayetler üzerine gerçekleştirilecek. Bunlar olmadan Hazreti Peygamber'i doğru tanımak mümkün değil. Eğer böyle yapmaz da Kur'an ayetlerini ve Kur'an ayetlerine uyum gösteren, ayetlerle tezat teşkil etmeyen hadisler ve siyer kaynaklarını kullanmazsanız efsanevi bir kahraman, tarihin belli döneminde yaşamış ve öldükten sonra da misyonu bitmiş bir tarihi şahsiyet gibi takdim edilen bir peygamberle karşı karşıya kalırız ki o peygamberin bize bir önderlik yapması da bu anlamda mümkün değil. Maalesef siyer kitabı olarak okuduğumuz kitaplarda Hazreti Peygamber'in 40 yaşından sonraki hayatı asıl önemliyken bizim için, çünkü örnek peygamberlik o zaman başladı. Bizim okuduğumuz kitaplarda Hazreti Peygamber'in 40 yaşından öncesiyle alakalı, yani peygamber olmadan öncesiyle alakalı bilgiler daha çok anlatılmakla bizlere siyer kitabı anlatılır. O da nedir? Hazreti Peygamber'in doğumundan itibaren gerçekleştiği ifade edilen olağanüstü hadiseler. İşte çocukluğunda üzerinde bulutun geziyor olması, efendim gençliğinde çok ticari hayatta çok başarılı olması gibi bizim günlük hayatta kendi kendimize tatmin olduğumuz efendim ve Hazreti Peygamberle alakalı olarak hiç ne Kur'an'da ne hadiste ne de kendisinin sözlerinde tarihi bir kıymeti olmayan ve akademik ilmi anlamda bir değeri olmayan bilgiler üzerinden Hazreti Peygamber'in bize anlatıldığına şahit oluyoruz. Zaman zaman öğrencilerimize de söylüyoruz. Bizim toplumumuzun iki temel siyer kaynağı var. Biz diyoruz ki bir numaralı kaynak Kur'an-ı Kerim, ayetler. İki numaralı kaynak da hadisler, Hazreti Peygamber'in kaynakları. Fakat bizim de toplumumuzun da ortalama insanımızın da iki tane kaynağı var. Bir numaralı kaynak Süleyman Çelebi'nin Mevlidi. İki numaralı kaynak da Çağrı filmidir. Dolayısıyla bu Süleyman Çelebi'nin Mevlidi hakikaten asırları aşan muazzam bir edebiyat eseridir. Muazzam bir edebiyat eseridir. Ama merhum onu bir siyer kaynağı olarak yazmadı. Onu bir edebiyat kaynağı. Onun yeri orasıdır. Ama onu biz ortaya koyduğumuzda mesela Veladet Bahri'ni okuduğumuzda onu Mevlid okuyanlar, dinleyenler bilir. Amina Hatun Bahri'dir. Orada çok alametler belirdiği gelmeden diye söyler. Yani Hazreti Peygamber gelmeden onun geleceğine dair pek çok alametler belirdiğini anlatır. Fakat Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığınızda hiç alametin belirmediğini görürsünüz. Ne demek çok alametler belirdi gelmeden? Yani doğduğu gün onun peygamber olacağına dair herkes haberdar oldu. Niçin? Çünkü kaynaklara baktığınızda hepinizin bildikleridirler. İşte Kisra'nın burçları yıkıldı, ateş söndü. Yani tırnak içinde gümbür gümbür dünyaya geldi. Anlatacak kadar. Fakat bu bilgilerin kaynağı Taberi İslam tarihçisidir. Bir siyer kaynağı değildir. Üstelik kitabının başında ben tarihle ilgili ama her türlü bilgiyi tarihle ilgili olarak bütün bilgileri burada serdettim, derc ettim, yazdım. Bunların doğruluk ve eğriliği konusunda herhangi bir tercihte bulunmadım. Herhangi bir tasarrufum da olmamıştır. Yani ben duyduklarımı buraya peş peşe yazdım. Benden sonra gelen tarihçiler bunları mutlaka tetkik ettikten sonra, doğruluğunu tespit ettikten sonra bunu kullansınlar, notunu düşen bir tarihçidir. Şimdi bununla alakalı başka bir örnek, başka bir kaynak söz konusu değil. Ama okuduğunuz siyerlerde bunlar olmadan bir siyerin yazılmadığını görürsünüz. Yani Hazreti Peygamber'in doğduğu günden itibaren herkesin haberi oldu. Hatta bütün dünya öğrendi. Kisra'nın sarayı, filan yerdeki göl, filan yerdeki nehir. Fakat oraların tarihine baktığınızda böyle bilgiler yok. Ama bizim kitaplarımızda doğumuyla alakalı olarak her tarafta hadiseler olduğu anlaşılıyor. Bunu kabul ettiniz. Devam ediyorsunuz. Hazreti Peygamber'in doğumu esnasında işte Medineli Yahudiler bundan haberdar oluyorlar. İşte Muhammed'in yıldızı doğdu diye söylüyorlar. Amina Hatun'dan rivayetler var. Onun ağzından diyor ki ben Muhammed'i çok kolay doğurdum. Yani bir annenin doğumu esnasında çektiği hiçbir sıkıntıları olmadı. Halbuki diğer doğumların böyle olmadı. Fakat biz biliyoruz ki Amine Hatun'un Hazreti Muhammed'den başka bir çocuğu yoktu. Ama şimdi kıyaslama yapmak suretiyle bir uydurma rivayetle inanıyoruz ki Hazreti Peygamber normal bir insan gibi dünyaya geldi. Annesi de normal bir kadın ne kadar sıkıntı çektiyse o kadar bu anlamları çekti. Ama siz Allah Resulü'nün peygamberliğini çocukluktan başlatırsanız bu tür olağanüstülükler ortaya koymanız gerekir. Çocukluğundan sonra efendim süt anneye verilmesini hepiniz biliyorsunuz bu anlamda. hep olağanüstülüklerle devam ettirilir. İşte süt annesi Halime'nin Mekke'ye geldiğini kaynaklar söylerler. Fakat hiçbir süt anne Hazreti Peygamberi, yani Muhammed'i o için istemez. Niçin istemediklerini efendim iki tane şey vardır, gerekçe koyarlar. Bir, yetimdi. Fakat yetim olmak hiçbir zaman dünyanın hiçbir yerinde efendim istenmeme sebebi olmaz. Hatta normal insanlar yetimlere karşı dünyanın neresine giderseniz gidin bir acıma, fıtri bir şey bu. O nedenle böyle bir gerekçe inandırıcı bir gerekçe olamaz. İkinci gerekçe daha var. Efendim fakirdi. Dolayısıyla parasını ödeyemeyeceklerinden dolayı almazlar. Ama aynı okuduğunuz bundan bahseden metnin arka tarafında da Hazreti Peygamber'in dedesi Abdülmuttalib'in Mekke'nin reisi, zengin bir adam olduğu söylenir. Arap geleneğinde de baba öldüğü zaman onun yerine ona babalık yapan kişi dededir. O öldükten sonra da amcadır. Hem Mekke'nin en zengininin torunu olacak ve kimse beğenmeyecek. Kadınlar birbirini yerler yani o parayı almak adına. Peki niye böyle anlatılıyor? Çünkü ondan da bir nübüvvet, mucize çıkaracaklar. Çünkü Halime'ye piyango vuracak. Çünkü deniliyor ki Halime beğenmedi ama çaresiz kimse de bulamayınca boş dönmektense alayım. Şimdi bu ileride büyük hadiseler olabilmesi için bunlar hep kurgu. Sonradan yani normal bir çocuk gibi geldi. Böyle olamaz mı? Böyle olması daha normal değil mi? Yani annesi veya babası onun parasını ödediler gitti. Ama sizin derdiniz peygamberliği doğduğu günden itibaren başlatmak. Olunca sonradan abartıyorsunuz. Bunun gerekçelerini niçin böyle yapıldığını daha sonra açıklayacağım. Ama adım adım anlatıyoruz. Hatta şunu söyleyelim. Bir takım siyer kaynaklarında Hazreti Peygamber'in daha doğmadan önce onun peygamber olacağına dair işaret daha babasının alnında vardı. Hatta daha da geriye gittiğinizde dedesinin simasında vardı. O nerede? Dedesi Abdülmuttalib Yemen'e Kureyş elçisi olarak ziyarete gittiğinde işte orada bulunan idarecinin, kralın, prensin, emirin yanında bulunan büyücü. Şimdi onlara danışman diyorlar modern dönemde. Eskiden büyücü onun yüzüne bakarak diyor bu yüzden, bu simadan ileride nübüvvet, peygamberlik geleceğini tahmin ediyor. Ve daha sonra oradan babasına bu anlamda geçti. Yani şunu demek istiyoruz. Mekke'de herkes daha Hazreti Peygamber doğmadan onun peygamber olacağına dair bilgi sahibiydi. Çocukluğu olağanüstü oldu. Gençliği olağanüstü oldu. Efendim işte 12 yaşında rahip Bahira yolculuğuna çıktı. Orada da Bahira onun peygamber olacağını gördü ve amcası Ebu Talip'e bunu Yahudiler öldürürler. Dolayısıyla daha ileriye Şam'a götürme dedi ve getirdi. 17 yaşında bir daha gitti. Bu defa Bahira yerine Nastura isimli başka bir rahip de onun peygamber olacağını söyledi. Ve Allah Resulü yavaş yavaş herkesin gözü önünde ileride herkesin eliyle gösterdi. Bu ileride peygamber olacak diye 40 yaşına kadar geldi ve vahiy aldı. İlk vahiy aldığı andan itibaren artık kaynaklar bunu kaydetmeye, olup bitenleri anlatmaya başladılar. İlk vahiy aldığında o ikra ayetleri indiğinde Hazreti Peygamber'de bir şaşkınlık, ne olduğunu anlayamama. Halbuki o zamana kadar onun adım adım peygamber olacağını herkes bildiğine göre kendisinin de mutlaka bilmiş olması gerekiyor. Yani şöyle bir şey söyleyemezsiniz. Herkes biliyor fakat bir tek o kendisi peygamberliği bilmiyor dediğinizde o peygamberin fetanet sıfatına uymaz. Evine geldiğinde işte beni örtün diye söylüyor. Bu beni örtün demek olanı anlayamama ve olandan kaçma, gerçekten kendisini geri çekme anlamında bir durumdur. Sonra kendisine geldiğinde Allah Resulü kendisine geldiğinde Hazreti Hatice'ye durumu anlatıyor. Hazreti Hatice'nin ona dediği şu: senin başına gelen bu hadise kötü bir şey olamaz. Allah seni mahcup ve rezil etmez. Çünkü sen akrabaya iyilik eden, isteyene veren, yani sen iyi bir adamsın. Dolayısıyla iyilik sahibi olan, iyi bilinen bir insanın başına kötü bir şey gelmiş olması, bu tamamen Hazreti Hatice'nin, Hazreti Peygamber'in 40 yaşına kadar geçen hayatına şahit olan Hatice'nin Hazreti Peygamber'le ilgili bir tahminidir. Ve bu saydığı maddeler bir peygamberlik işareti filan da değildir. Her Arap'ın olmak istediği, yani beyefendi, efendim cömert, iyilik sahibi, isteyene veren, hak sahiplerinin hakkını veren, yani olumlu anlamda tırnak içerisinde iyi, bütün özellikleri taşıyan. Ama gelin görün ki bir kısım siyer kitaplarında Hazreti Hatice şöyle, bunları saydıktan sonra sen böylesin, müjdeler olsun, peygamber oldun diye de söyler. Yani peygamber olduğunu Hazreti Hatice biliyor ama bizzat kendisi bilmiyor şeklinde böyle bir algı var. Tabi asıl bunları söylemek istediğim şey, Kur'an ayetlerine baktığınızda Hazreti Peygamber daha sonra ben peygamberim, Allah beni size elçi olarak gönderdi dediğinde Mekke müşriklerin ilk tepkisi şudur: yani senden peygamber olmaz. Veya Allah seni mi peygamber olarak buldu? Bir türlü onların aklına yatmayan bir durum var. Kur'an böyle diyor. Bu Kur'an Taifli kişiye veya Kureyşli kişiye değil de niye buna indi diye itiraz ediyorlar. Anlaşılıyor ki Hazreti Peygamber o döneme kadar insanlar nazarında bir takım olağanüstü özellikler olup da büyüyünce bu peygamber olacak şeklinde bilinen bir insan değil. Çünkü Kur'an bize bunu söylüyor. Ya bu anlatılanları kabul edeceksiniz veya Kur'an'ın bize ifade ettikleri, ortaya koyduklarından yola çıkarak geçmişe dair bir takım çıkarmalarda bulunarak ortaya koyacaksınız. Tabi siz Kur'an'ın ortaya koyduğunu dikkate alarak Hazreti Peygamber'in 40 yaşına kadar geçen dönemini açıklamaya çalıştığında ilk önce karşınızdaki onun ümmetleri çıkıyor. Hocam siz iyice onun itibarını, bize anlatılanları ortadan kaldırdı. Çok sıradan bir insan gibi oldu. Sıradan bir insan olmanın peygamberliğe bir zararı yok. Ama siz kendiniz onu olduğundan fazla aktardığınız zaman bu defa ona iftira etmiş olursunuz. Yani normal yaşayan bir insanı bu ileride mahallede efendim herkesi yenerdi güreşte. Halbuki böyle bir şey yok. Ona iftira atmış olursunuz. Bu herkese göre çok zengindi. Efendim ticareti çok iyi bilirdi. Peygamber olmak için ticareti çok iyi bilmek diye bir şart da yok. Ama niçin? İnsan psikolojisinde lider kabul ettiği insanı olağanüstü görmek gibi bir ne diyelim düşünce var. Fıtratta var bu. O nedenle en iyisi, en güzeli, en bütün enlerin onda olmasını ister. Amenna. Ama bizim derdimiz sıradan bir insanı tanımak değil ki. Kur'an'ın tanıyın dediği Hazreti Peygamber'in hayatını da öncesini tanımak durumundayız. Şu itirazla da karşılaşıyoruz. Ne olur yani böyle biliniverse? Şimdi yani bu şekilde biliniverse ne olur? Ama insanlar bu defa hakiki olarak Kur'an'ın anlattığı ve doğru gerçek Hazreti Peygamber varken kurgusal anlamda hayallerde ortaya konulan bir peygamber ortaya koyuyorlar ve onun peşinden gidiyorlar bu defa. Şimdi Hazreti Peygamber'in hayatını öğrenelim dediğinde işte çocukluğunda şunlar oldu, gençliğinde bunlar oldu. Fakat bunların bir Müslümana ihtiyaç olarak ortaya çıkması mümkün değil. Ortalama bir insanın bunu bilmesine gerek yok. İlahiyat Fakültesi'nde okuyan öğrencinin bilmesi gerekiyor. Çünkü o Hazreti Peygamber'in tarihi kişilikte olduğunu bilecek ve anlatacak. Amenna. Ama ortalama insanların Hazreti Peygamber'in doğduğunda şu olmuş, Hazreti Peygamber'in gençliğinde bu olmuş, bunu bilmesine hiçbir gerek yok. Niçin? Çünkü o 40 yaşında peygamber oldu. Ve 40 yaşından sonrası bizim için örnektir. İki, Hazreti Peygamber'i anlatırken de Bakın 40 yaşına kadar geçen olaylar hep mucize formatında anlatılır. Böyle bir mucize filan yok. İki, niçin? Daha peygamber olmadı çünkü. Yani sanki siz 40 yaşına kadar onun peygamberliğini, peygamber olacağını bütün Mekkelilere öğretiyor ve onlara hazırlıyorsunuz. Madem hazırladınız, niye Mekkeliler Hazreti Peygamber evine gelip peygamber olduğu zaman onu tebrik için gelmediler? Zaten bekliyorduk biz senden peygamberlik. Hayırlı olsun ziyaretine gelmeleri gerekirken en fazla ona karşı mücadele eden, ona iftira eden, ona hakaret eden, efendim, onu yalnız bırakan ve en son onu öldürmeye çalışan insanlar nasıl gözlerinin önünde büyüyen peygambere böyle bir tavır göstersinler? Anlaşılıyor ki böyle bir şey yok. Allah Resulü ortalama bir insan olarak, ortalama bir Mekkeli olarak yaşadı ve Allah onu peygamber olarak görevlendirdikten sonra da artık tebliğini yaymaya çalıştı. Şimdi doğumundan itibaren olağanüstü özellikler gösteren, yani mucizeler gösteren bir peygamberin peygamber olduktan sonra daha çok göstermesi gerekir. Nitekim Mekke müşrikleri ondan hep bunu istediler. Dediler ki madem sen peygambersin, o zaman şu vadiler arasına sıkışmış olan Mekke'ye gidenleriniz bilir. Gerçi şimdi inşaatlar vadi filan da bırakmadı ama. 1960'lı 70'li yıllarda internete de girin. O NASA'nın çektiği fotoğraflara filan bakın. Çok daha anlaşılıyor. Şimdi artık vadi filan da kalmadı. Der ki şu vadiler arasında sıkışmış kalmış olan Mekke'yi, dağları yürütsen de, yani mucize diyorsanız işte bu mucize. Dağları yürütsen de, ortasından da aynen Mısır ve Şam nehirleri gibi nehirler geçirsen de, madem bu kadar Allah'ın peygamberisin, Allah bu kadar güçlü ve kudretli, biz de görelim senin marifetini ve senin peygamber olduğuna inanalım. Talepte bulunuyorlar. Allah Resulü'nün Allah tarafından ona verilen standart bir cevap var. Bunlar Allah'ın bileceği şeyler. Bunları yapmak Allah'ın gücündedir ve takdirindedir. İsterse yapar. Fakat benim vazifem bunları yapmak değil. Benim vazifem onun size bildirdiği emirleri bildirmek. Peki derler, o zaman bu dağları yapmayacaksın. Sen de bizim gibi çarşı ve pazarda maişet peşinde koşturuyorsun. Allah sana hazineler versin. Bir sürü paran olsun, sandık sandık altınların olsun da biz de anlayalım senin arkanda Allah var ve sen peygambersin. Aynı cevabı verir. O zaman Allah'a dua et. Bunlar hep ayetlerle geçer. Yani ben bunları hikaye ediyorum ama bunlar hep ayetler ile açıklanır. O zaman dedemiz Kusay bin Kilab Mekke şehir devletinin kurucusu ve onlar için kutsal bir şahsiyettir o. Devlet kurucusu. Kusay bin Kilab'ı dua et Allah'a da onun her şeye gücü yeterse o dedemizi Allah diriltsin. Sonra dedemize biz soralım bunun dediği doğru mudur diye de, eğer o torunlarım, evlatlarım bu peygamberdir inan derse inanırız. Yoksa inanmayız. Allah Resulü yine aynı cevabı verir. En son ne derler biliyor musunuz? Biz o kadar ileri gittik, bakın senin Allah'ınla seninle alay ettik, artık bizim helak edilmeyi herhalde hak ettik. Yani Allah'a dua et de bizim belamızı versin. Göğü tepemize parça parça indirsin dediler. Allah Resulü yine aynı cevapları verir. Dolayısıyla müşriklerin bu taleplerinin, bunların hepsi mucize talebidir. Gerçekleştirilmediğini görüyoruz ve hatta peygamberler içerisinde bu anlamda hissi mucize, yani gözle görülen olağanüstülüklerin Hazreti Peygamber'e neredeyse hiç verilmediğini görüyoruz. Peygamber olduktan sonra bile. Tekin bu tür talepler var. Ancak siyer kaynaklarında Hazreti Peygamber'in bazen askerleriyle veya ashabıyla birlikte bir yerden bir yere gittiğinde susuz kalmaları anında elindeki asasını yere vurmak suretiyle, ki Hazreti Musa'da bu var, yere vurmak suretiyle oradan çıkan suyla ashabını kandırdığını, suladığını, suya kandırdığını, abdest aldıklarını söylüyor. Bu bir mucizedir. Fakat Allah Resulü bu mucizeyi hiçbir zaman kendi peygamberliğine bir delil olarak göstermedi. Gördünüz mü? Bakın ben peygamberim. Ashab-ı kiram da demek ki su çıkardı, çıkaramasaydı onu bırakacaktık anlamında imanını ve onun peygamberliğini suya ve sopaya bağlamadı. Allah Resulü'nün kaynaklarda yine bir tas çorbayla 60, 70, 80, 100 askeri doyurduğunu ve yine de çorbanın arttığını anlatan rivayetler var. Tabii ki Cenab-ı Hak peygamberine bu tür destekler, ne diyelim, ikramlar gösterdi. Ama ashab-ı kiram o çorbayı yiyenlerden, yani gelin ey kabilem biz şahit olduk, çorba, bir tas çorbayla şu kadar kişiyi doyurdu, bu peygamberdir, gelin siz de ona inanın şeklinde bir davet de olmadı. Yani çorba yetmeseydi herhalde onu bırakırdım diyen bir ümmeti de olmadı. Bu lütuf kabilinden. Şimdi Hazreti Peygamber'in mucize ile anlatılmasında şunu görürsünüz. Hocam bize bunu bir anlat. Anlattı, peki ne geçti elimize? Çorba da görmedik. Yemedik de. Onlar yediler gittiler. Ama bizden Hazreti Peygamber'in bir tas çorbayla 80 kişiyi doyurduğunu anlattığınızda muhatabınıza hiçbir anlam, hiçbir mesaj vermezken Allah Resulü şöyle diyor. Komşunun komşu üzerinde hakkı şu kadardır. Bunlardan bir tanesi de evinde pişirdiği çorbayı komşusuna vermektir. Bizi ilgilendiren bu ikinci çorba. Yani Hazreti Peygamber örnek almak anlamında. Peki bunu ne kadar yapıyoruz? Bundan dolayı bize Hazreti Peygamberle ilgili olarak asıl önemli olan Hazreti Peygamber'in 40 yaşına kadar geçen hayatını teferruatıyla bilmek değil, 40'ından sonraki hayatını bilmek ve 40'ından sonra, yani peygamber olduktan sonra, yani bizim onun ümmeti olmamızdan itibaren bizden ne istiyor ve bizden neler yapmamızı istiyor, onları öğrenmeye çalışmaktır. Ve bunu öğrenirken de Hazreti Peygamber'in olağanüstü şeyler ile anlatılan yönünü değil de bizimle ortak paralel yönlerini tespit ederek onu yapmaya çalışmamız lazım. Biz Hazreti Peygamber gibi bir tas çorbayla 40 kişiyi doyuramayız. O zaman bunun bizimle alakalı bir tarafı yok. Ama komşumuza pişirdiğimiz çorbadan verebiliriz. Bizi ilgilendiren tarafı budur. Komşuyla geçinmek. Ama Müslümanlar bunlar zor olduğu için, yani Hazreti Peygamber'i her anlamda sosyal hayatımızda onu örnek almak, yani onunla eşit şartlarda görünmek zor geldiği için hep kendimizden uzak yönlerini ön plana çıkararak bir anlamda topu taca atıyoruz. Bu biraz nefsimize de hoş geliyor. Onun yerine Hazreti Peygamber'le ilgili acıklı, hemen bizi ağlatan hikayeler dinlemek daha çok hoşumuza gidiyor. Hazreti Peygamber'i ağlayarak rahatlama nesnesi olarak görüyoruz. Ve ağladığımızda Hazreti Peygamber'e ağlıyoruz. Nasıl? İşte Hazreti Peygamber'i taşladılar. Sanki bir film seyrediyorsunuz. Taşlanan zavallı bir insan var ve ağlıyorsunuz. Peki kime ağlama bu? Taşlanana ağlama. Halbuki bunun bize vereceği bir mesaj yok. Ama Hazreti Peygamber'in bize mesajları var. Acaba işte komşunun komşu üzerinde hakkı şu kadardır. Baktığımızda acaba biz bunu ne kadar gerçekleştirebiliyoruz? Ben bunun 3'te 1'ini, 4'te 1'ini, 10'da 1'ini ancak gerçekleştiriyorum. İşte ağlama o zaman başlar ve bu ağlama kendinize ağlamadır. Hazreti Peygamber'in ağlanmaya ihtiyacı yok. Eğer biz ve Hazreti Peygamber'in öyle toplu törenlerle, el birliğiyle hüngür hüngür ağlandığı zaman da o ağlama bir anlama, rahatlamaya vesile olur. Gece yarısı kalkıp da kendi kendine, yani ben peygambere ne kadar ümmetim, o neler yapmış, neler yapmamızı istemiş ve ben neler yapıyorum anlamında böyle bir muhasebe yaparsak, orada ağlarsak, o ağlama bizim davranışlarımızı ıslah eder, işe yarar. Yoksa sadece ağlayıp rahatlama şeklinde. Hepimizin de şahit olduğu, bildiği gibi Hazreti Peygamber bir ağlama nesnesi halinde bir peygamberden bahsetsin de ağlayalım da rahatlayalım. Fakat ashaba baktığınızda böyle bir şey görmüyorsunuz. Yani Hazreti Peygamber'i görünce hemen ağlayan, adı anılınca ağlayan, yok böyle bir şey. Yanına giderek soru soruyorlar. Ya Resulallah, ben böyle yaptım, doğru mudur? Bunaltıyorlar Hazreti Peygamber'i. O da diyor ki fazla soru sormayın bana. Sizden önceki ümmetler çok soru sormaktan helak oldu. Niçin soru soruyor? Yaptığının doğru mu, eğri mi? Ne yapması gerektiğini öğreniyor. Bizim öyle bir derdimiz yok. Biz Hazreti Peygamber'e ağlamış olmakla ona ümmet olma vazifesini ifa etmiş oluyoruz. Ondan dolayıdır ki Allah Resulü'nden bahseden, Allah Resulü'nü anlatan insanlar hep acıklı, ajitatif, ağlatıcı, ağlatmadığı zaman da çok ruhsuz bir anlatış olarak görüyorlar. Bu esasında Hazreti Peygamber'i algılama ve anlamada bizim en sıkıntılı olduğumuz dönemdir. Şöyle bir algı var. Hazreti Peygamber'den bahsettilerse kesin hep birlikte ağlamışlardır. Bundan sanıyorum 5-6 yıl önce oldu. Bir öğrencimiz dedi ki hocam bizim bir derneğimiz var. O dernekte sanıyorum aşure gününe denk geliyor. Biz toplandık, aşureyi kaynattık. Bir tane de hoca gelin de bir şeyler anlatsın diyorlar. Benim de öğrencim, ilgili de bir öğrenci. Gelir misiniz dedi. Dersim yoktu, gelirim. Nereye gideceğiz, ne anlatacağız, kime, hiçbir şey sormadan. Bir araba geldi, beni aldık. Orada bir cemaate mensup insanlar toplanmışlar. Orada hakikaten aşure kazanları var. Dışarıda erkekler ellerine birer tane plastik kaşık ve plastik kapta aşure yiyorlar. Ne yapacağız dedim. İçeriye gireceğiz dedim. İçeriye girdik. Tamamı kadınlardan müteşekkil bir dinleyici. Erkeklerin ihtiyacı yok anlaşılan. Onların ihtiyacı aşure, yiyorlar. Tıkınıyorlar dışarıda. 2 tane erkek var. Bir kameraman, bir de ben. Şimdi bir taraftan tabii insan zihninde bir takım konu var ama muhatap kitleyi tanımadan onun dozajını ayarlamak önemli. Tabii tanımadan anlatmak mümkün değil. Ben düşünüyorum, ben ne anlatayım? Ön taraflarda hacı teyzeler, yaşlı, biraz o şekilde sıralama olmuş ama yani herhalde bir 500 kişi vardı. Şimdi ben düşünüyorum, bunlara ne anlatayım? Tabii Hazreti Peygamber'den bahset dediler. Yani genel şeyler söyledim ama asıl konumuzla alakalı bölümünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Dedim ki siz haftanın belli günleri bir araya geliyorsunuz. Her cemaatin veya kadınların bile cemaatleri var. Gün cemaatleri. Gün. Herhangi bir şey bile olmadan. Ben hiç katılmadığım için sadece duyduklarımdan. Dedim ki siz toplanıyorsunuz. Kendinizin, cemaatinizin bir takım kitapları var. Onları okuyorsunuz. Kur'an okuyorsunuz. Sonra da bir de peygamberden bir şeyler okuyalım diye okuyorsunuz. Siyer kitapları var. Tabii her cemaatin ayrı bir peygamber kitabı var. Yani kendilerine göre, herkesin kendine göre bir peygamberi var, algısı var. Allah kabul etsin, okuyorsunuz. Fakat Hazreti Peygamber'den söz açılınca Hazreti Peygamber'in hep acıklı yönlerini, mesela babasız kaldı, annesiz kaldı, yetim diye ağlıyorsunuz ona. Daha sonra da büyüdüğü zamanda da başına müşrikler ona şunu yaptılar, tepesine deve işkembesi koydular, boğmaya kalktılar. Bir daha ona ağlıyorsunuz. Ama en çok ağlamayı sevdiğiniz yer de Bedir Savaşı, Hendek Savaşı esnasında, Hendek kazarken aç kaldılar, yoruldular. Hazreti Peygamber karnına taş bağladı. Ben bu taş bağladığım dair bir rivayet hala görmedim. Ama en çok kullanılan ayet gibi neredeyse. En çok kullandığınız, neden? Çünkü karnına taş bağlayan bir insan figürü hakikaten en katı kalpli adamı bile perişan eder. Hep buraya çalışıyorsunuz ve hüngür hüngür ağlıyorsunuz dedim. Hep böyle baş sağladılar yapıyoruz anlamında. O da bitiyor ondan sonra. Ağlayıp rahatladıktan sonra geliyor sıra dolmalara. Ve biliyorum o dolmalar da tamamen Ayşe Hanım 5 çeşit yaptı, ben 6 yapayım da altta kalmayan anda riya diz boyu. Az önce Hazreti Peygamber'den bahsettiğiniz, sonra başlıyorsunuz yemeğe. Acaba dedim o dolmaları yerken, yani şu dolmayı Hazreti Peygamber yerine yiyorum. O bulamadı, onun ruhuna göndereceğim. İşte şu dolmayı Hazreti Ebu Bekir'in ruhuna üfleyeceğim. Böyle diyor musunuz? Böyle, o zaman yazık o dolmalar. Peki az önce karnına taş bağlayanı anlattıktan sonra o hikayenin dolma yerken hiç şu kadar da mı bir faydası yok sizlere? Yani Hazreti Peygamber dinini böyle yaydı ama biz israf derecesinde bunlarla uğraşıyoruz. Bunları bulamayan insanlara versek diye hiç düşünmediniz mi? O zaman az önce Hazreti Peygamber'den bahsettiğiniz o size bir fayda vermedi ki. Yani acıklı bir Türk filmi seyredip ağlamakla, efendim acıklı bir siyer sahnesi anlatıp ağlamak arasında zihinde kalan bir artı anlamında hiçbir fark yok. Hatta daha kötü. Onu film olarak seyrediyorsunuz, berikini ibadet olarak yapıyorsunuz. O daha kötü bir şey. Bundan dolayı acaba Hazreti Peygamber ne yaptı? Külü veşrabu ve la tüsrifu diye de arkasından dua yapıyorsunuz. Yani yemek yiyorsunuz. İsraf gırla gidiyor. Soda istiyorsunuz. Külü veşrabu ve la tüsrifu diye yemek duası. Bakın duada bile düşünün bunu. Yani külü veşrabu ve la tüsrifu ne demek? Yiyin, için ama israf etmeyin. Yani israf etmek sadece ekmeği çöpe atmak değil ki. Gerekli olduğundan fazla yemek de israftır. Acaba ben ne yapıyorum? Hazreti Peygamber bana ne söylüyor veya ne diyorum? Yani insanın kendi dediğiyle yaptığını bile mukayyet etse hakikaten ağlanacak çok halimiz ve hal var. Şimdi ben bunları anlattıktan sonra herkes efendim başını salladı. İtiraz eden de olmadı. Herhalde kabul ettiler dediklerimi veya ikna ettim onları, bilmiyorum. Neyse bitirdik vazifemizi. Ben de aşure yedim çıktıktan sonra, verdiler. Efendim okula gittiğimizde ertesi günü bir arkadaşımız benim bu konuda yazıp çizdiklerimi, bu dertlendiğimi bilen diyor ki Hazreti Peygamber'i anlamak lazım, anlamak önemli, ağlamak gerek yok filan diye edebiyat yapıyorsun ama gidince herhalde o cemaatin hoşuna gitsin diye ondan sonra ağlatmışım milleti dedi bana. Vallahi ağlatmadım dedim, yani ağlayan yok, hatta ağlamayın anlayın diye söyledim. Ve böyle dedi, derken de ağlayan da yoktu çünkü ağlanacak bir pozisyon yoktu diye söyledim. Valla gazete öyle demiyor dedi. Yerel gazetede ertesi günü, internette hala gitsem bulurum, başlık şu: Peygamberi gözyaşlarıyla dinlediler. Yani mahkemeye versem yüklü bir tazminat alırım. Peki bundan büyük bir iftira olamaz. Peki neden böyle? Çünkü muhabir efendi erkek ya, o dışarıda, o aşureyi yiyenlerden. Yani ne anlatıyor burada? İlahiyattan bir hoca Hazreti Peygamber'den bahsediyor, kesin milleti ağlatmıştır. Adam başlığı atmış. Bundan büyük bir iftira olamaz. Ama kabahat onda değil. Kabahat bu algıda, insanlarda, efendim Hazreti Peygamber'i anlamak konusunda. Ben acaba Peygamber'in hangi yönünü kendime örnek aldım? Daha da esaslı soru şu: Peygamber benim hayatımın neresinde var? Hayat derken sadece cami değil. Hazreti Peygamber'i biz sadece ibadette, oruçta, Hazreti Peygamber nasıl sakal bıraktı böyle, Hazreti Peygamber nasıl sarık sardı böyle, Hazreti Peygamber nasıl misvak kullandı, cübbe kullandı böyle. Ama Hazreti Peygamber nasıl ticaret yaptı bilmiyorum. Hocam artık ticaretin kendine göre kuralları var. Efendim biz ne yaptık? Hazreti Peygamber'i camiye kilitledik. Allah'ın evi diyoruz ya. Hayır, bize göre o peygamberin evi. Veya evde kılıyorsak da Hazreti Peygamber'i seccadeyle birlikte katladık, dürdük. O ayrı, bu ayrı şeklinde. Biz kendi kendimize, din ve dünya işleri bundan güzel ayrılamaz. Din işi Hazreti Peygamber'in dediği gibi. Ama bir taraftan da diyeceksiniz ki İslam hayat dinidir. Hayatın her anını kuşatır. Ticaretini, iktisadını, hukukunu, her anını kuşatır. Ama öbür taraftan bunu dediğiniz insan, hayatın içine girdiğinizde Hazreti Peygamber ya orada yok veya çarpık bir şekilde efendim Hazreti Peygamber'in hiç gösterdiği tavır, davranış, hareketle uymayan bir şekilde olduğunu görüyoruz. Bu sebeple işte kutlu doğum haftalarında veya vesileler, şimdi aya da çıktı, bir ay oldu neredeyse, genişledi zamanı. Müslümanların şunu söylemesi gerekiyor. Efendim bunları kaldırın, saçma sapan. Bunu demek doğru değil. Zaten siz dinleyen de olmaz. O zaman bunun içerisini sağlıklı bir şekilde doldurmamız gerekir. Kanaatimce ben de her yıl 3-5 yer, 5-10 yer Bursa dışında içinde gitmeye anlatmaya çalışıyorum. Hazreti Peygamber'in bize nasıl örnek gösterildiğini anlatmak ve ondan sonra şu can alıcı soruyu herkesin zihnine bir takarak çengel soruyu bırakıp gitmek. Peygamber benim hayatımın neresindedir? Neresine düşer? Bütün hayatım anlamında, davranışlarım anlamında, insani ilişkiler anlamında. Çünkü Hazreti Peygamber tarihi bir şahsiyet olarak yaşadı ama onun vasiyeti kabilinden olan veda hutbesinde söyleyeceklerini bir daha söyledi. Veda hutbesini tekrar tekrar okuyarak anlamak gerekir. Yani onu sanki Allah Resulü bize vasiyet olarak verdi de cebimize onu koyduk. Buna uyarsan benim ümmetim olursun. 2. Buna uyarsan kurtulursun. Buna uyarsan kurtarırsın. Bunlar ne? Kur'an-ı Kerim size 2 şey bırakıyor. 1. Kur'an. 2. Benim sünnetim. İşte bunlar bir araya geldiğinde bunların nasıl yaşandığını, nasıl yaşatıldığını, Kur'an'ın mücessem hale gelen, ete kemiğe bürünmüş hali Hazreti Peygamber'in hayatıdır. Eğer Hazreti Peygamber'in hayatını öğrenmenin gereğine önce kani olursak, Hazreti Peygamber'in hayatını temel kaynak olarak Kur'an-ı Kerim merkezi olarak açıp Kur'an-ı Kerim ya eyyüher Resul, ya Muhammed, ya Nebi ifadelerini taşıyan ayetler başta olmak üzere bu gözle okursak Kur'an-ı Kerim. Sonra Hazreti Peygamber'in hayatını sahih kaynaklardan. Biz Hazreti Peygamber'in hayatını sadece siyer kitaplarında okuyoruz. Siyer kitapları Hazreti Peygamber'in siyasi hayatını anlatır. Hem tarihi şahsiyet olarak hem de siyasi savaşlarından bahseder. Ve şu şekilde de tenkit edilir. Bu siyer kitaplarında niye bu kadar çok savaştan bahsediyor? Bize de söyledi. Çünkü siyer kitapların fabrika ayarları öyledir. Siyer kitapların bir önceki kitabı mevazi kitaplarıdır. Yani savaşlardan bahseden kitaplar. Niçin? Çünkü cahiliye dönemi Arapları tarihi bilgi olarak akıllarında hep kabile savaşlarını tutarlardı. Yani bizim kabilemiz filan kabileyle savaştığı için benim dedem şu kadar adam öldürdü, amcam şu kadar adam öldürdü, şu kadar kahramanlık yaptı. Öldüğü zaman üzerinde 50 tane ok vardı filan. Bu bir övünme Araplarda var. Şimdi cahiliye döneminde tarih olarak hatırasında kabilesinin savaşını tutan bir adam Müslüman olduğunda ne yapar? O da müşriklerle yaptığı savaşları anlatır. O nedenle siyerin ilk toplanan notları savaş hatıralarıdır. Savaş bilgileridir. Şimdi bunlar bir araya geldiğinde ve bunu Hazreti Peygamber'in hayatı da atın ve tabiatıyla siyer kitaplarının %60'ı 70'i savaşlardan bahseder. Ama siz siyerden öğrenemeyeceksiniz Hazreti Peygamber'in hayatını. Kur'an ve 2. sırada hadislerden öğreneceksiniz. Buhari'yi aldığınızda Buhari'nin içerisinde Hazreti Peygamber'in savaşlarına da yer ayrılır. Kitab-ül Mevazi. Ama 20'de birine tekabül eder. Geri kalan ne? Sosyal hayat, ticari hayatı, dini hayatı. Efendim Kitab-ül Edeb, Kitab-ı Zühd gibi ahlak, insani ilişkiler. Nasıl Hazreti Peygamber bunları gerçekleştirdi ve örnek olduğunu sorularını hadis kitaplarında bulacağız. Sadece siyer kitaplarında bu anlamda değil. Böyle okursak eğer, bu bilinçle okursak mutlaka bizim tavır ve davranışlarımızda Hazreti Peygamber'i örnek alma noktasında bir ilerleme gerçekleşecek. Allah bize insan olan bir peygamber gönderdi. Ve o peygamber ortalama her insana örnek olabilecek muazzam örneklikler bize bıraktı. Bir baba olarak, bir dede olarak, bir komşu olarak, bir eş olarak, bir arkadaş olarak ne derseniz deyin. Yani hepimizin sosyal hayatta bir amir olarak, efendim bir komutan olarak, bir idareci olarak, bir çocuk olarak aynı zamanda, bir genç olarak hepimizin hayatımızın belli aşamalarında Hazreti Peygamber'e baktığımızda mutlaka ondan örnek alabileceğimiz, bakın ibadetlerden hiç bahsetmiyorum. Namaz kılmak tabii ki onun gibi kılacağız. Başka çaremiz yok. Hazreti Peygamber beni nasıl namaz kılıyorken görüyorsanız siz de öyle kılın. Başka türlü öğrenemezsiniz. Ama aslı olan peygamberi namaz kılarken örnek alabilmek değil. Caminin dışında, yani namazın dışında asıl iş bu. Çünkü asıl sınıfta kalacağımız ve kırık notlarımız olacağı yer Allah'a karşı vazifelerden ziyade kullara karşı vazifelerdir. Niçin? Çünkü bu çok daha zor. Günde 5 vakit namaz. 2. Allah'a karşı olan vazifelerimizde karnemizi düzelttirme imkanı var. Ya Rabbi, benim oruçlarımda eksiklikler var. Namazlarımda arıza var. Yani sen affet dediğinde o doğrudan borcumuz, fatura, Allah'a ödenmesi gereken borçlar. Allah onlar kolay diyor. Yapabildiğiniz kadar yapın. Fakat kendi aranızda bana fatura ile gelmeyin. Yani kul hakkı. Bu Hazreti Peygamber'in bize sadece nasıl Allah'a ibadet etti, nasıl dua etti, nasıl namaz kıldı, oruç tuttu, bunlar var. Ama nasıl insanlarla ilişkiler gerçekleştirdi, onunla ilgili tonlarca örnekler var. Asıl bu konuyu bilmiyordum deme hakkına sahip değiliz. Niçin? Öğreneceğiz. Esasında bu yaptığımız arızalar ve hatalar bilmemekle de alakalı değil. Hepimiz biliyoruz her şeyi. Yani siz sokağa çıkın, ayyaş gezen bir adama sorun. Bu içki haram değil mi diye sorun. Bir tanesi helaldir demez. Kumar oynayan adama sorun. Zina yapan adama sorun. Bir tanesi neden? Kendi nefsine hakim. Mesele bilgisizlik değil. Bilgi asıl, amenna. Ama onun üzerine inanmak da, itikat etmek de bu anlamda gerekiyor. Biz şu anda işin bilgisi üzerinde ya bilmiyoruz veya yanlış şeyler biliyoruz. Diyoruz ki önce bilgimizi, temelini sağlam olarak ortaya koyalım. Çünkü sağlam bilgi olmadan sağlam amel, sağlam amel olmadan da ihlas olmaz. Hocamın mutlaka okuttuğu, bizlere de okuttuğu eski Arapça usullerde istisna edatının anlatıldığı bölümler vardır. İstisna dediğimiz illa şunlar şöyle olur ama bunları yapmayanlar şöyledir anlamında illa istisna edatı ile ilgili şöyle tabirler vardır. Helekel insanu illel alimu der. İnsan helak oldu ama bilenler, alimler hariç. Onlar kurtardılar kendini. Fakat salt bilgiyle bu işin olmayacağını ifade etmek için cümle devam eder. Helekel alimu illel amilu der. Bilen helak oldu, bildiğiyle amel eden kurtuldu. İstisna. Burada da bitmiyor şey. Helekel amilu illel muhlisu diye devam eder. Amel eden de helak oldu ama ihlaslı, iyi niyetle, samimiyetle Allah için gerçekleşen bu zirve. Ama bu zirveye çıkmak ilim ile olur. Pat diye zirveye çıkmaz. Yani cahilin ihlası cahili kurtarır belki. Ama alimin bilgisi alimi kurtarmasa bile diğer insanlara anlattıklarıyla diğer insanları kurtarabilir. Hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. Bilgi temel ama her şey değil. O sebeple bizim şu anki konumuz, esasımız bu konu üzerinde olduğu için sağlam bilgi sahibi olacağız. Hazreti Peygamber'i tanımak, iyi Müslüman olmak anlamında. Eğer bilerek, tahkiki iman dediğimiz itikatta da öyledir. Ne olduğunu bilerek, ana babadan öğrenerek iman değil. Onun için İslam, Müslümanlık, Müslümanlardan hakiki iman isterler. Taklidi değil. Yani baktım ben de öyle yaptım. Güzel bir şey ama sana Allah akıl verdi. Sen de düşün, tefekkür et. Kur'an'da tefekkür, tezekkür, tedebbür, yani düşünmeyle, akıl ile alakalı pek çok ayet-i kerime var. Hiç kimsenin aklının adası bırakmak gibi bir hakkı ve lüksü yok. Müslüman akıllı olacak, bilgi sahibi olacak, düşünecek, anlayacak ve yaşayacak. Ve yaşayıp kendini kurtardığı gibi diğer insanlara yaşayışıyla örnek olacak. Çünkü yaşayışıyla örnek olmak söz ile nasihat etmekten çok daha tesirli ve etkilidir. O sebeple asıl kendi konumuza dönecek olursak Hazreti Peygamber'i doğru tanımak, sağlam, hakiki bir imana sahip olmak ve hakiki bir ibadete, makbul bir ibadete sahip olmanın temelini teşkil eder. O sebeple biz Müslümanlar olarak Hazreti Peygamber'i hakiki kaynağından, Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere Hazreti Peygamber'in hadislerinden istifade ederek öğrenmeye çalışacağız. Bu bahsi ifade ettikten sonra demin vaat ettim söylemeyi. Peki Hazreti Peygamber'in 40 yaşına kadar geçen dönemle alakalı bu olağanüstü rivayetlerin sebebi nedir? O soru 5-6 sayfa önce kaldı ama onu da açıklayarak bitirelim. Belki sorularınız olur. Çünkü bir ders saati vaktini geçtiğimi fark ettim. Niçin böyle oldu? Bunun sebebi şu. Müslümanlar Arap Yarımadası dışına çıktığında başka din mensupları ile karşılaştılar. Yahudiler ve Hristiyanlar. Kur'an-ı Kerim'de de Yahudi ve Hristiyanların peygamberi Hz. İsa, Hz. Musa hatta diğer peygamberlerle ilgili hep hissi mucize dediğimiz yani gözle görülen insanları aciz bırakan mucizelere dair ayetler var. Yani bir anlamda Yahudi ve Hristiyanların ellerini de güçlendirecek ayetler var. Şimdi Müslümanlar bir Hz. İsa'ya, Hz. Musa'ya bakıyorlar, bir de kendi peygamberlerine bakıyorlar. Kendilerince mucize az geliyor. Halbuki koskoca Kur'an-ı Kerim var yani asıl mucize o. Ama insanlar illa sinekten yağ çıkarmaya meraklı oldukları için bizim peygamberimiz aşağıda kalmasın. Halbuki Hazreti Peygamber'in de buna ihtiyacı yok. Bu cahilce ve fanatik düşünce. Şimdi de yok mu mezhep fanatizmi, tarikat fanatizmi? O zaman da peygamberden çok daha peygamberci, Hazreti Peygamber'den daha çok İslamcı Müslümanlar var. Kendilerince Hazreti Peygamber'in eksikliğini bu şekilde gidermek anlamında doğumundan itibaren pek çok tabii olan davranışları abartarak söylüyorlar. Bunun ikinci gerekçesi ise diğer din mensuplarını İslam'a davet etmek için buradaki rivayetleri kullanmak. Hristiyanlara diyorlar ki bakın rahip Bahira sizin rahibiniz onun peygamber olduğunu daha çocukluğunda söyledi. Gelin siz de Müslüman olun. Onun yerine Kur'an ayetini açıp göstersene ona. Veya Yahudi filan kahine veya müşrik filan büyücü onun peygamber olduğunu söyledi. Gelin ey Yahudiler, gelin ey müşrikler peygamberi kabul edin. Bu zorlama bir şey. Ama bu da bu tür rivayetlerin olmasına, gelmesine, kaynaklarda zikredilmesine diğer bir sebep olabilir. Ama asıl olan nedir? Asıl olan meydan okuyan en büyük mucize Kur'an-ı Kerim'dir ve Kur'an-ı Kerim'i diğer insanlara da onu gösterin. Yani Hristiyanı dine davet etmek için. İbrahim Bahira hikayesiyle kandıramazsınız. Nitekim günümüzde Yahudi olup da Hristiyan olup da İslam'a girenlerin kahir ekseriyeti Kur'an'ı okuyarak Müslüman olanlardır. Çünkü Kur'an'dır onu etkileyen, aciz bırakan. Bunun metni okuyarak İncil'le Kur'an'ı yan yana koyduğunda zaten apaçık ortadadır. Hiçbir Hristiyan yoktur ki Rahip Bahira hikayesini öğrenerek Müslüman olsun. Böyle bir şey yok. O zaman biz Müslümanlar niye bunları anlatarak kendimizi kandırıyoruz? İki, karşınızda gelen Müslümanlara mesela bana deseydiler hocam bu arkadaşlara, bu kardeşlerimize Hazreti Peygamber'in mucizelerini anlat. Peki niye anlatayım? Mucize niçin olur? İnanmayan insanı sarsarak, kendine getirerek buna da mı inanmıyorsun? Demek için bu insanlar hepsi inanmışlar. Yani Müslümana müşrik muamelesi yapmış olursunuz mucize anlatırsanız. Merhum Hamidullah öyle der. Mucize anlamayan insanın, kalın kafalı insanın kafasına tokmakla vurmak gibidir. Bunu da mı kabul etmiyorsun anlamında? Ona bakarsanız Hazreti Peygamber'in mucizelerine en çok şahit olan adam Ebu Cehil'dir. Yani mucize imana vesile olacak olsa Ebu Cehil olurdu. Hazreti Peygamber'in hiç mucizesini görmeyen ve ondan bir mucize aramayan, beklemeyerek Müslüman olan da Ebu Bekir'dir. O sebeple mucize peygamberlik için esas değil. Allah'ın ona bir desteğidir. Esas ne? O peygamberin ağzından çıkan veya o peygamberin Musa aleyhisselam için söylersek Allah ona levhalar halinde verdi. Allah'tan getirdiği mesajdır. Siz o mesajı görmeyip de başka şeyler peşine koşarsanız o mesajdan istifade edemezsiniz, nasiplenemezsiniz ve o mesajı size getireni kendinize bir anlamda örnek alamazsınız. İnşallah bu toplantımız bu vesileyle Hazreti Peygamber'in için tanımamız, nasıl tanımamız ve onu nasıl kendimize örnek almamız noktasında bir bilinç, bir şuur meydana getirir önce şahsımda, sonra hep birlikte. Cenab-ı Hak bizlere Allah Resulü'nü en doğru şekilde tanımak ve onu en güzel şekilde hayatında, günlük hayatında insan ilişkilerini örnek almak ve diğer insanlara da en güzel şekilde örnek olmak bahtiyarlığını Cenab-ı Hak cümlemize lütfetsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ruhunu bu güzel sohbetten, bu güzel ortamdan haberdar eylesin. Cenab-ı Hak kendisine layık kul, o Habibine layık bir ümmet olma bahtiyarlığını cümlemize nasip ve müyesser eylesin. El Fatiha.